Evet arkadaşlar merhabalar. Yunus. Merhaba. Hadi görüşürüz. Konuşmuyor mu? Arkadaşlar herkese merhabalar. Yine bir vlogdan daha selamlar. Tam bir sene önce yine burada bir vlog çekmiştik. Ve Supercell'in davetlisi olarak arkadaşlar Fransa'ya çağrılmıştım sunum için. Yine bu sene de İsveç'e çağrıldık abi. Yunus'la beraber İsveç'e gideceğiz ve İsveç'te yine Brawl Stars dünya finallerini sunacağız. Yanımızda Clash-Tuber var. Evet. Ahmet de yanımızda. O da Finlandiya'ya gidiyor arkadaşlar. Yine böyle vlog çekmeyi düşünüyoruz. Bakalım nasıl olacak. Burada havalimanında yine kamerayı açmak istedim arkadaşlar. Bakalım vlogun ilerisinde neler olacak. DANİ'ye soru sormaya çalışacağım dediğim gibi. Onları falan yapabilecek miyiz göreceğiz arkadaşlar diyelim. Artık uçakta görüşelim. Bir dakika. Bir dakika bir video çekelim. Baba bir baksana sen. Telefon gözüme bir küçük geldi bu arada. Sadece bak ya. Bakıyorum. Kamera kapak fotoğrafı mı çıkarıyor? Yok. Abi ne yapıyorsun? Ne bekliyorsunuz? Adam trollüyor, sen de bakıyorsun öyle. Tamam ben bakıyorum, sen niye bakıyorsun? Ben de eşlik ediyorum ona. Bu arada arkadaşlar, Ahmet şeye gelmiyor. İsmini unuttuk, ülkenin ismini unuttuk. İsveç. İsveç, evet. Evet, İsveç'e gelmiyor arkadaşlar. Nereye geliyor? Ben Helsinki'ye gidiyor. Helsinki'ye gidiyor. Adam da trollen adamı. Beni trollüyor şu an arkadaşlar. Yok be. Ahmet uçaktan atlayacak arkadaşlar. Yol üstü. Bak paraşütüm burada. O Clash Face'te gidiyor bu arada. Clash of Clans YouTuber olduğu için. Şeyden atlayacak, uçaktan atlayacak. Nereye düşecek Yunus? Paraşüt hazır. Poçinki'ye. Hayır arkadaşlar yalnız Poçinki'ye değil. Bollukutla atlayacak. Bollukutla atlayacak. Böyle bir durum yani. Yunus? Espriyi kıskandım bir daha çektin değil mi? Evet. Bu arada üçüncü çekim. Ben çektim arkadaşlar. Aynı espri. Bakıyordum yine öyle. Evet arkadaşlar şu an Yunus'la beraber uçağa doğru gidiyoruz hocam. Girişimizi yaptık. İsveç için ilk adımı attık. İsveç için küçük ama bizim için büyük bir adım arkadaşlar. Yunus'un ilk uçak deneyimi. Yani ne düşünüyorsun Yunus? Çok büyük. Çok büyük düşünüyorsun. Hayır. Allah Allah. Ha uçak çok büyük. Okey tamam. Saçma. Evet arkadaşlar şu an uçağa da bindik Yunus'la. Yunus korku var mı? Ya. Hiç mi yok ya? Allah Allah. Arkadaşlar ilk defa biniyor Yunus uçağa. Kalkarken göreceğiz. Bakalım şu an uçaktayız. Ve artık gitmeye hazırız. Bakalım ne olacak. Vardığımızda tekrardan kamerayı açacağız. Açacak mıyız Yunus? Açacağız. Yapacağız. Varacak mıyız? Yani varırsak açacağız arkadaşlar. Öyle Yunus'tan son bir gelişme aktarıyorum. İlk defa uçağa biniyor kendisi. Ama hep ben kendime bakıyorum. Şuraya bakmamız lazım. Evet, evet, evet. Şurası önemli. Evet, 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 çok yaklaşmıyor. Evet. Hadi arkadaşlar ben kaçtım. Ben de kendim arada sırada bakıyorum. Videonun başına da baktım muhtemelen. Onun için de kusura bakmayın. Ben hep oraya baktım. Arkadaşlar şu an geldik Yunus'la. Ellerimizde valizlerimiz. Şu öndeki arabaya doğru gideceğiz abi. Şuradaki araba. Supercell bizi buradan alıyor tabi servisle. Ve gidiyoruz hocam. Kalacağımız otele doğru yola çıktık. Şimdi bu arabaya binip gideceğiz. Ama hava acayip soğuk arkadaşlar. Eksi derece acayip soğuk abi. Yemin ediyorum çok soğuk. Bakalım bombadan ulaşmaya çalışacağız. Selamlar tekrardan. Supercell'in bizler için ayarladığı otelin önüne geldik. Acayip bir soğuk var. Hemen oteli sizlere göstereyim. İçeride bir oda turu yapacağım abi. Hemen Otelde bu arada Revenant Esport oyuncuları da geldiler, giriş yaptılar. Biz de şöyle bir arabayla geldik bu arada. Size oteli de bir göstereyim arkadaşlar. Quality Hotel, Jönköping, İsveç'te yer alan bir otel arkadaşlar. Bayağı da büyük bir otel. Şöylece ne bir otel hocam. Şimdi otele girelim, bir ufak da oda turu yapacağım. Bizler için sürpriz varmış abi odada. Bir bakalım o sürpriz neymiş. Otelin koridoru. Koridor bu şekilde. Halılar mallar güzel hocam. Şurada şöyle bir cam var. Cama doğru götüreyim sizi. Orada Jönköping, İsveç manzarası var. Evet, Jönköping'in manzarası arkadaşlar. Şöyle bir manzara. Yani soğuk bir memleket. Harbiden soğuk. Yani 5 dakika dışarıda duramıyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir durum var. Bakalım şu odada bir sürpriz var denmişti. Odada bizleri bekleyen sürpriz ne hocam, onu bir görelim. Bir odaya girelim, bizi bekleyen sürprize bir bakalım arkadaşlar. Şöylece odamızı açalım. Evet, içeri girdiğimizde arkadaşlar birazcık karanlık. Şuradan hemen kartımızı takalım abi. Odaya girdiğimizde bizleri şöyle bir manzara karşılıyor gördüğünüz gibi. Şimdi hemen kısa bir oda turu yapalım. Hemen sağımda bir kapı var arkadaşlar. Ben öncesinde geldiğim için şurada şeylerim duruyor, valizlerim falan. Hemen şuraya kapıyı açtığımızda arkadaşlar, odanın tek kapısı bu arada bu. Lavabo ve banyo bizleri karşılıyor. Hemen şuradan kapıyı kapattığımızda burada bizi bir boy aynası karşılıyor. Ben de sizlere buradan bir selam göndereyim. Boy aynasını da geçtikten sonra şurada geçen sene Fransa'da da vardı arkadaşlar. Bir kapı var ama bu kapı hiçbir şekilde açılmıyor. Muhtemelen yan odaya falan açılıyor. Bunu tam olarak ben de bilmiyorum. Burada hemen bir yatak karşılıyor arkadaşlar bizleri. Yatağın hemen önünde bir büyük televizyonumuz var. Şurada bir çalışma alanı var. Şurada da bir koltuk var abi. Manzaranın tadını çıkartmak için sandalye tarzında bir koltuk var. Yatağımızın üzerinde de bizleri bekleyen arkadaşlar bazı sürprizler var. Dilerseniz o sürprizlere bir bakalım. Burada Fuat Gider yazıyor. Burada bizlere arkadaşlar yemek kuponları verdiler. Dünya finallerine özel burada çantamızı görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sizlere şöyle bir göstereyim bunu da. Şuraya bir yatıralım. Gördüğünüz gibi gerçekten çok tatlı duruyor. Üzerinde Brawl Stars Dünya Şampiyonası 2023 ile alakalı bir görsel var. Şuraya hemen şöyle bir açtığımızda arkadaşlar hemen içinden neler çıkıyor hocam. Boş değil, içi de var. Şöyle bir kutu çıkıyor arkadaşlar. BSC 2022 World Finals diyor. 2022 ile alakalı bir şey ama bu. Ama adından da anlaşılacağı gibi arkadaşlar Night Light. Yani şurada da zaten bakıldığında hemen arka tarafında arkadaşlar, bilmiyorum görebiliyor musunuz? Type-C girişi var. Burada da böyle basıyorsun sanırım. Buradan bir ışık çıkıyor arkadaşlar. Güzel hocam. Kırıyorduk az kalsın. Güzel. Çantadan bakalım başka neler çıkıyor. Hemen şöyle hop daldırıyorum. Buradan bir tane arkadaşlar. Bu dünya finallerinde verilecek olan rozetlerin vesaire şeylerin gömleğe falan takılıyor ya böyle iğneleri. Değişik bir şey vermişler. Neyse. Onu da geçelim hemen. Sonra arkadaşlar burada ne geliyor hocam? Ne geldi? Elime attım. Edgar'ın güzel bir figürü geldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu şekilde gayet güzel duruyor abi. Bakın burada daha net, daha güzel duracaktır abi gördüğünüz üzere. Edgar kardeşimiz güzel duruyor. Hocam bir kere daha attım elimi. Bu sefer büyük geliyor gibi. Hocam. Evet. Hadi çıkacak. Evet. Şöyle bir arkadaşlar kolej ceketi de geçiyor aslında bunlar. Bir tane kolej ceketi hocam. Giydim de bu şekilde duruyor gördüğünüz gibi. Bence abi 10 numara yakıştı. Şöyle de arka tarafı falan. Şöyle siz görün abi. Bence 10 numara yakıştı arkadaşlar. Bedeni de tam oldu. Güzel. Supercell'e de bu hediyelerinden dolayı tekrardan teşekkür ederim arkadaşlar. Güzel hediyelerdi. Bu çantayı da sizlere göstereyim arkadaşlar. Çanta da gerçekten çok güzel bir çanta. Ve manzaram arkadaşlar. Sol taraf İsveç'in en büyük ikinci gölü var. Bayağı böyle deniz gibi ama göl abi. Şurada arkadaşlar bir caddeye bakıyorum gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şu an Yunus'la beraber donuyoruz. Yemek bulmaya çalışıyoruz ama acayip soğuk. Ve Yunus abi şu an gördüğünüz gibi şapka mapka yok. Bence 2 kat şapka, eldiven falan. Yunus kafasından yukarısını hissetmiyormuş. Yok. Harbi mi lan? Yok be. Ama soğuk, sağlam bir soğuk var. Ve açız arkadaşlar. Acayip de açız. Enteresan bir soğuk var. Ama tabii ben bildiğim için soğuk olduğunu bu şekilde giyindim. Yunus gördüğünüz gibi zargana gibi. Zargana gibi. Az ileride ışıklarda beklerken hamsi gibi titriyordu. Bir tane İsveçli adam geldi arkadaşlar. Olta attı bunu tutmak için, yakalamak için. Salla. Biraz daha salla. Öyle bir durum yani. Neyse arkadaşlar bir yemek yeri bulmaya çalışıyoruz. Bakalım. Cebimizde de buranın yerel para birimi yok abi. Euro var. Bakalım euroyla bize verecekler mi? O da bir meçhul. Bilmiyoruz ne yapacağız. Gerçekten garip, kaybolduk buralarda. Sıkıntı büyük arkadaşlar. E-sporcular burada kendi aralarında maçlar yapıyorlar. Bayağı da hararetli böyle. Dünya şampiyonası öncesi VS'ler atıyorlar. Şöyle de ekranını göstereyim. Tenis aile. Perfect player. Da Symantec'ler vesaire. Hello. Burası böyle. İnsanlar VS yapıyor. Yunus da izliyor, bir şeyler kapıyor. Ben dedim benden öğren gel dedim. Yok dedi, ben dedi Tensai'den öğreneceğim. Tensai'den öğrenecekmiş. Evet şu an full fokus herkes oynuyor. Drayıcı görüyorsunuz arkadaşlar şurada arkada. Burada da World Finals 2023 yazıyor. Oyuncular dediğim gibi kendi aralarında şu an güç ligi maçları yapıyorlar. Alıştırma yapıyorlar. Dünya şampiyonasına 1-2 gün var çünkü. Onlar da kendi çaplarında alıştırma yapıyorlar. İkinci gün kahvaltıdayız Yunus'la beraber. Yunus say hello. Merhaba. Hi. Arkadaşlar bir kahvem var şu an ayılmak için. Şurada menüyü de göstereyim sizlere. Bu İsveç köfte olduğu düşündüğüm bir köfte, kahvaltıda yiyorum. Peynirler var çeşit bozulmuş çeşit. Küflü peynir arkadaşlar, bozuk peyniri yiyoruz. Şaka şaka, güzel bir peynir bu. Salam malam var arkadaşlar, kruvasan var, pankek var. Güzel. Böyle bir kahvaltı. Bize afiyet olsun. Hadi bakayım. Bu arabayla getirildik. Supercell'in sağladığı arabayla. Etraf bu şekilde abi. Şu an kar yağıyor. Bugün ikinci gün arkadaşlar. Ve Yunus'la beraber şimdi bu kapıdan gireceğiz. Ve alana girişimizi yapacağız ama her yer karlı, bir göstermek istedim sizlere. Etrafta böyle. Şu an etkinliğin yapılacağı yere geldik. Burası DreamHack arkadaşlar. Burada bir sürü oyunun e-spor müsabakası yapılıyor. Zaten kocaman bir yer. Ve sizlere burayı biraz göstermek istedim. Yanında da Spike'la beraber bir selam vermek istedim. Yunus da burada abi. Şu taraftan giriş sağladık. Şu karşıdan giriş sağladık abi buraya. Şurada başka bir oyunun e-spor yeri var. Burası ama Brawl Stars'a ait tamamen. Hatta şöyle sol taraftaki yeri size göstereyim geniş açıdan. Burada arkadaşlar Bruce Murus var. Nita'nın ayısı. Burada oturma yerleri vesaire var abi. Şu sol taraf tamamen e-sporun yapılacağı yer. Şimdi bunun arka tarafını bir göstereyim ilk önce sizlere. Burası Brawl Stars'a ayrılan yer. Takımların amblemlerinin vesaire yer aldığı kısım var. İlerlediğimizde arkadaşlar yavaş yavaş sahneye doğru gidiyorsunuz. Burada bir Spike var zaten, az önce oradan selam verdim size. Şu tarafta yine bir atış alanı yeri var arkadaşlar. Onun haricinde sahne burada gördüğünüz gibi. Seyirci koltukları vesaire önde. Şu tarafta yine seyirci yerleri vesaire var. Orada İngiliz yayıncıların yeri var abi. İngiliz yayıncıların yeri. Bizim yer ise arkadaşlar şuradan bakıldığında seyircilerin hemen arkası. Şu taraf arkadaşlar Yunus'la benim sunum yapacağım yer. Bayağı sağlam, bayağı güzel. Orayı daha sonra göstereceğim sizlere. Burada farklı dillerde diğer sunucuların yeri var, alanı var arkadaşlar. Yani bizim yer tam böyle sahneyi görüyor arkadaşlar. Sahnede gördüğünüz gibi burası abi. Ve kupayı da görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada Brawl Stars 2023 dünya finallerinin kazananının alacağı kupa var arkadaşlar. Alan arkadaşlar bu şekilde. Size ayrılan yeri de bir göstermek istiyorum. Oraya doğru götüreyim sizlere. Şimdi arkadaşlar bu şekilde seyircilerin olduğu yerden çıktığımızda bakın. Sahne tekrardan arkamızda. Buradan çıktığımızda arkadaşlar bizim yayın yaptığımız kısma doğru geliyoruz. Bir yayın yaptığımız kısmı da sizlere hızlı bir şekilde göstereceğim. Ondan sonra arka tarafını göstereceğim. Şekilde abi bir alana giriş yapalım. Burada arkadaşlar dediğim gibi farklı yayıncıların alanları var. Yayın yaptıkları yer. Bu arka tarafı diğer oyunun e-spor kısmına bakıyor. Bizim yeri sizlere bir göstereyim arkadaşlar hızlıca. Çok tatlı duruyor bizim yerde. Şöyle arkadaşlar. Bizim yere de bir bakalım. Evet burası arkadaşlar bakın bu şekilde duruyor. Yani şuradan bakıldığında bizim yayın yaptığımız yer ve arka taraf sahne kısmı. Bizim yayın yaptığımız yere bir gelecek olursak. Şurada drone'umuz hala uçuyor. Bakın arkadaşlar bizim manzaramız bu şekilde. Burada insanlar oturacak. Yani seyirci kısmı var. Önde de seyirci kısmı var ve arka tarafta e-sporcuların çıktığı sahne var arkadaşlar. Bizim yayın yaptığımız yerde tam olarak burası Yunus'la benim. Bakın gördüğünüz gibi iki tane monitörümüz. Şurada iki tane ışığımız var. Zaten ayakta sunum yapacağız arkadaşlar. Burada stream'dekimiz, ses ayarları için vesaire bir sürü şey. Kulaklıklarımız, ekipmanımız var. Burada notlarımızı aldığımız bir kağıt var. Şöyle BSC 2023 kağıdı. Ve şurada büyükçe bir kameramız var arkadaşlar. Kamerayı da bir göstereyim. Böyle de güzel büyük bir kameramız var arkadaşlar. Bayağı profesyonel bir alan yani. Çok da sağlam bir yayın yapacağız arkadaşlar. Hatta nasıl gözüküyor sizlere onu göstereyim. Buradan da bu şekilde gözüküyor. Yayın yapacağımız yer gördüğünüz gibi arka taraf sahne alabildiğine gözüküyor arkadaşlar. Mük. Bir de sahne arkası var arkadaşlar. Orayı da göstereceğim sizlere. Burası da yayıncılara ayrılan bölüm. Şöyle bir içeriye gireceğim. Yayıncılara ayrılan bölüm. Ve yayıncılar ve e-sporcular arkadaşlar. Şu şekilde burası e-sporcuların kısmı arkadaşlar. Burada e-sporcular streamlerini falan atıyorlar. Hatta şu arka tarafta e-sporcular için ayrılmış odalar var arkadaşlar. Burada yiyecekler vesaire var. İnsanlar yiyebilsin diye. Şu tarafta da yine e-sporculara ayrılan kısım var. Şöyle hocam. Şurayı da bir gösterelim sizlere. Teker teker bütün takımların şeyleri var. Bütün takımların arkadaşlar e-spor yerleri var. Şöyle içlerini görüyorsunuz. Burada kendilerine ayrılmış bölümlerde maç yapıyorlar. Gerçekten efsane duruyor bu arada. Şöyle içeriği de bir göstereyim sizlere. Şu şekilde kendilerine ayrılmış yerlerde screenlerini atıyorlar. Bize de ayrılmış yeri göstereyim arkadaşlar sizlere. Burası da biz yayıncılara ayrılan yer. Burası da biz yayıncılara ayrılan yer abi. Burada biz de dinlenmemiz vesaire için yapılan yer. Hello. Burası arkadaşlar bize ayrılan yer dediğim gibi. Biz de burada yemek vesaire yiyebiliyoruz. Burası DANİ'lere falan ayrılan yer. Ve etraf bu şekilde arkadaşlar. Arka planda da bu şekilde yerler var dediğim gibi. Sporculara özellikle ayrılan yerler gerçekten efsane duruyor abi, onu söyleyebilirim. Arkadaşlar üşüyoruz ama başka bir günden daha selamlar. Yunus'la beraber bugün etkinlik alanına gideceğiz ama etkinlik alanına gitmeden önce şu an Jönköping birazcık daha düne göre sıcak arkadaşlar. Yani yine soğuk da yine biraz daha sıcak. Soğuk sıcak. Biz de bu süre zarfında biraz daha etrafı gezelim dedik. Buranın en büyük kiliselerinden birini gördük abi. Birazcık baktık vesaire, sizlere de göstermek istiyoruz arkadaşlar. Hemen bir şurayı komple size göstereyim, şu arkamda duran kocaman yer. Evet arkadaşlar, dediğim yer şurası. Böyle büyük bir kilise var burası. Buranın en büyük kilisesiymiş bu arada. Şöylece ne büyük, bayağı büyük. Ve etrafta arkadaşlar bu şekilde. Yeşillik falan ya. İsveç arkadaşlar bildiğiniz gibi yeşilliğiyle meşhur. Her yer yeşil. Biraz pahalı bir ülke açıkçası arkadaşlar. Çeşmesindeki suyu içebiliyor musunuz? Geldiğimde öyle dendi bize. Zaten pek de su bulamadık Yunus'la beraber. O yüzden çeşmeden su içiyoruz Yunus'la. Tadı nasıl Yunus çeşmenin? Normal ya, bir değişik bir tadı yok ya. Yani normal su gibi, gerçekten de çeşmeden su içilebiliyor arkadaşlar. Yani. Öyle geziyoruz yani. Yine ben arada böyle önemli bir yer görürsek arkadaşlar sizlere göstereceğim. Şu anda da zaten böyle alışveriş yapılabilecek bir yer arıyoruz. Böyle magnet tarzında bir şey almak istiyoruz, böyle hediyelik. Şu anda Yunus'la beraber Boğaz Köprüsü'ne geldik. Evet, şöyle göstereyim. Aa, çok soğuk, çok soğuk, aşırı soğuk. Asya'dan Avrupa'ya bağlıyor. Asya'dan Avrupa'ya az sonra göstereceğim. Evet arkadaşlar, şöyle bir 360 çekelim hocam. Şu köprü arkadaşlar, şu gördüğünüz köprü Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlıyor. Yok şaka, öyle bir şey yok. Ama Jönköping'in içerisindeki kara parçalarını birbirine bağlıyor. En büyük gölü abi burası. Bu kadar değil tabi. Bunun uzanıyor böyle, bayağı bir gidiyor. Buradan böyle dolanıyor, arka tarafı falan da var. Böyle bir şey yani arkadaşlar. Şu an buralarda geziyoruz Yunus'la. Yunus gel ilerleyelim be. Haydi gidelim. Burası arkadaşlar bu arada Jönköping'in İstiklal Caddesi gibi bir şey yani. Bura değil, o aşağısı. Yani buranın aşağısı. Her şey burada var. Şu sol tarafını da gezdik. Jönköping'in şu sol tarafını. Orada evler falan var hocam. Başka da pek bir şey yok. Binane yok. Asıl şey şu ileride arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Bu tarafta kilise vardı. Bu tarafta aşağısı da hemen İstiklal Caddesi gibi dediğin gibi. Ha, aynen öyle. Hani geçen sene Paris'te rahat rahat vlog çekebiliyorduk da burada eli çıkartacak yer yok. Bakın Quality Hotel yazıyor. Şurası bizim otel abi. Yani büyük eviler, şehirler yerinden gözüküyor. Aynen. Jönköping'in de en büyük oteli. Hocam bir şeyler oluyor orada, aynasızlar birini kovalıyor. Yunus seni arıyorlar lan galiba. Ben sana söyleyeyim. Konum belli. Gittiler, kitli de değil bu arada değil mi? Evet, kitli de değil arkadaşlar. Bırakıp gitmişler yani, kitli değil. Bazıları kitli ama bazıları değil. Evet burası da... Oo çok soğuk ya. Burası da İstiklal Caddesi'ne giden yol arkadaşlar. Şöyle geçelim mi? Bir gidelim bakayım. Duruyorlar. Test mi etsek lan? Ha? Test edelim mi? Duruyorlar ama biz test ettik arkadaşlar. Çıkınca ben duruyorlar. Alışamadım, sağa sola bakasım geliyor otomatik. Allah Allah. Boşuna İstiklal Caddesi demedik arkadaşlar, işte mağazalar falan fistan. Biz su alacağız. Bu arada arkadaşlar burada su yok neredeyse çünkü insanlar çeşmeden içiyor. Ya tam çeşmenin suyu da güzel de çeşmeden de içmek birazcık ilginç geliyor. Bakın Yunus da beni çekiyor. Bunu koyayım mı ben şimdi? Evet şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle birazcık daha uzak çekimde. Şöyle hocam. Şimdi bir yerden su bakacağız arkadaşlar. Az önce de fiyatını gösterdim. Şöyle bir Norveç suyu. Çeşmeden içmeye son artık dedik ve su aldık. Norveç suyu arkadaşlar. Innsdal diye bir su. Kaç para verdik Yunus? Az önce de çektim arkadaşlar fiyatını markette. 2,5-2,70 ile çarpan lazım. Ya 80 lira falan arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Kaba taslak 80 lira falan. İçeceğiz. 80 liralık su bakalım nasılmış. Su. Su yani. 80 lira verdik. Sen de verdin kardeşim, ne düşünüyorsun? Hayatımda iç bakalım. En pahalı su. İç bakalım. Oo, lıkır lıkır, vay 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 vay. İçemedim ki. Nereden açtın be harbi? Vallahi açamadım. Ha dur. Çek onu ya. Okay, okay. Az önce çekmiştim. Bir şey de çok güzel. Normal su. Norveç'in suyu güzel oluyor arkadaşlar. Hiçbir şey yok, hiçbir olay yok, su. Tren istasyonu geçiyor, tren geçiyor. Onu da göstermek istedim. Sizlere şöyle bir şehir manzarası hocam. Ve arkadaşlar otelde şu tarafta, şu büyük otel bizim kaldığımız otel, Quality Hotel. Şimdi otele doğru gidiyoruz. Orada bir müze var arkadaşlar, müzeye bir gideceğiz. Arkadaşlar şu an Yunus'la Kibrit Çöpü Müzesi'ne geldik. Buranın en ünlü müzelerinden biri. Kibrit fabrikası mı arkadaşlar burası, anlamadım ki. Bu üretiyor galiba kibriti. Şuraya bakın, içinde bir sürü kibrit var abi. Oha, kibritin membağına geldik. Bu da kibritin ham maddesiymiş arkadaşlar. Şu şekilde bir şey. Bu arada 80 liralık su hala yanımızda. Sabahtan beri. Kibritin ham maddesiymiş abi. Burada zımparı var galiba. Ney? Burada o hale geliyor. Ha. Orada da şu hale geliyor. Evet aslında. Bakın arkadaşlar bu ağaçtan bu şekle getiriyorlar. O gösterdiğim şuna. Şuradan da böyle buna dönüşüyor. Kibritin ucu oluyor yani. Sonra bu diğer büyük makinelerde de kibrit tam haline dönüşüyor abi. İlginç arkadaşlar, böyle bir müze işte. Kibritin yapım aşamalarını görmüş olduk. Artık kibritin nasıl yapıldığını biliyorsun Yunus. Biliyorum. Gerçekten de bilgili bir gençsin. Müze şurasıydı. Müzeden çıktık. Direktmen böyle sağa gidince gördüğünüz gibi otelimiz burada abi. Ve müzeden kibrit aldık tabii arkadaşlar. Kibrit aldık abi. Az önce kibritler uçtu. Ben kovaladım. Bayağı da büyükler arkadaşlar bu arada. Bayağı da büyükler. Şöyle de kibrit aldık hediyelik hocam. 30 sek verdik, yani 3 ile çarpsan 90 lira verdik bu kibrite. Ama mutluyuz. Enayi değiliz. 90 lira verdik diye yani. Buranın paralarını göstermek istedim arkadaşlar sizlere. Şöyle en büyük para birimleri şu 500 kron arkadaşlar. 3 ile çarpsanız 2.7 de hadi 3 desen şu 1500 TL denk geliyor. Ve 80 liralık suyum. Bundan sonra şuralara bir yerlere arkadaşlar bir shuttle gelecek. Ve bizi alana götürecek artık. Bundan sonraki videolar alandan gelmeye devam edecek. Arkadaşlar şu an son gün, yani final günündeyiz ve dünya şampiyonu 2023 Brawl Stars dünya şampiyonu bugün belli olacak. Alanın doluluğunu görüyorsunuz arkadaşlar, bayağı da bir dolu ve bakalım 3. gün, son gün şampiyon hangi takım olacak? Favorim Crazy Raccoon arkadaşlar, öyle duruyor yani şampiyon olacak gibi duruyor 3. kez üst üste. İşte her şey şu ortadaki kupa için arkadaşlar. Bakalım şampiyon kim olacak? Video bu kısmı da eklemek istedim. Güzel bir final bizleri bekliyor. Dünya şampiyonası finalistleri az sonra sahneye çıkacak ve finali kazanan takım belli olacak. Finalde kim var Yunus? ZTMS spor arkadaşlar. Bakalım güzel bir final bizleri bekliyor. 2023 dünya şampiyonu kim olacak? Göreceğiz. Niko şu an tanıtılıyor ve bedava bir şekilde Aralık ayında oyuna gelecek arkadaşlar. Canlı Brawl Talk izliyoruz şu an biz de burada. Evet, Marzia'da bir şeyler söylüyor şu an. Ve bay bay dediler, Niko'yu gösterdiler ve gidiyorlar şu an. Vay vay vay, inanılmaz. Canlı bu haberi de vermiş olduk. Evet, dünya finali maçında şampiyon Zeta Division arkadaşlar. Bu arada 3 sene sonra ilk defa bir Avrupa takımı da dünya finalini kazanmış oldu arkadaşlar. Crazy Raccoon'u durdurduklarında zaten yarı finalde ben finalde alabileceklerini düşünmüştüm. Finali de almış oldular arkadaşlar. Evet, Zeta Division finale kazanıyor. Bravo gerçekten. Çok da sakinler. 3 yıldır yani bir DreamHack kazanıyordu, Asya takımı kazanıyordu. İlk defa da bir Avrupa takımı dünya şampiyonalarını kazanmış oldu arkadaşlar. Bunu da verelim. Hakikaten güzel oldu. Ben Avrupa takımı kazanmasını sevindim. Zeta Division aynı zamanda bir Polonya takımı ama geçen sene de Zeta Division takımı kazanmıştı. Ama arkadaşlar o Zeta, bu Zeta değildi. Yine bir Zeta takımı, ismi aynı ama bu sefer farklı bir ülkenin Zeta takımı kazanmış oldu. Dünya şampiyonu finalini efendim. Gerçekten çok müthiş bir anda. Zeta'yı da tekrardan tebrik edelim. Az sonra DANİ'nin yanına gideceğim ve DANİ'ye, hani hatırlıyorsunuz sizlere DANİ'ye soru soracağım diye bir video çekmiştim ve o videonun yorumlarında sizlerden mantıklı 2-3 tane daha ekstradan kutular neden kaldırılıyor'nun yanında soru soracağımı söylemiştim. Ve şimdi Brawl Stars Dünya Şampiyonası finalleri bitti. DANİ'nin yanına gideceğiz ve ona videonun yorumlarından aldığım 2-3 soruyu arkadaşlar ekstra kutu sorusuyla beraber soracağım. Şimdi abi yavaş yavaş DANİ'nin yanına geçelim. Hatta Marzio'nun yanına geçelim. Onlara da başka şeyler söylettireceğiz. Ve hatta Paolo'nun yanına geçelim Yunus'la beraber. Vlog devam etsin. Arkadaşlar Paolo'nun size söylemek istediği bir mesaj var. Şimdi Paolo'yu bir dinleyelim. Merhaba Türkiye. Merhaba Türkiye. Bravo. Hani hello. Hello. Arkadaşlar videoda sormuştum sizlere. Dani'ye 2-3 tane soru sorulacaktı. Bu soruları soracağım şimdi Dani'ye. İngilizce sorular sorulacak. Ben altyazı olaraktan Türkçesini koyacağım. Şu an oyunda kredi toplanamıyor bildiğiniz gibi. Böyle bir soru yönelttik. Hep şöhret kısmına gidiyor. Eğer açılacak bir karakterimiz yoksa önümüzdeki dönemde kredi toplamak mümkün olacak mı? Yani kredileri biriktirebilecek miyiz diye bir soru yönelttik. No. There is some news about fame coming. Okay. Sen ben de anlamıyorum. İkinci soruda ise sürekli bana yazılan hesaplaşmada, işte çift hesaplaşma veya tek hesaplaşmada kupa kasmak gerçekten çok zorlaşmıştı. Ve hani eskiden dış etkenler vardı. Hem tekli hem de çiftli modla Supercell'in bunu iyileştirmek için dış etkenler vesaire değişik bir şey yapacak mı diye bir soru yönelttik. Ki bu da yorumlarda çokça kez soruldu. Ve son olarak arkadaşlar beklenilen soru, kutular geri gelecek mi sorusunu sorduk. Türkiye'deki kitle bunu sormamı çok istedim. Cut. That's it. Thank you. Ve arkadaşlar 3 kişi başladığımız bir yolculuğu tekrardan İstanbul Havalimanı'nda sesim kısık bir şekilde 2 kişi değil tabii ki de 3 kişi tamamlıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, aynen bu arada Ahmet'e Finlandiya'dan döndü arkadaşlar. Biz İsveç'ten döndük ama sesimi bıraktım orada gerçekten ve yoruldum bayağı. Bu vlogu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sene sonraki vlog için de like atmayı unutmayın arkadaşlar vlogların devamı için. Size de seviyorum. Ellerine dolu. Hoşçakalın. Bay bay. Ahmet bu ne ya? Bana mı getirdin? Yok. Evet, izleyenler arasında like atan arasında çekiliş yapacakmışız arkadaşlar. Ahmet söyledi. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağ olun. Bay bay.